Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ammonicure Royal Pass sandığı açılımı yapacağım. Ve bu sandıkla ban taktiği uygulayacağız. Şimdi Royal Pass'e geçelim. 50 seviye oldum ve 497 pes puanı biriktirdim. Pes puanı fazla biriktirmedim çünkü sandık açılımı yapmadım. Şimdi sandığa geçelim bir. Sadece görünüm diyelim ve hangi sezonlara ait eşyalar var bir göz atalım. Sezon 14, sezon 13 ve sezon 4 eşyaları var. Geçen sezon bildiğimiz üzere eski maskesi, işte tavşan kafası, tavşan seti vardı. Çok rağbet gören eşyalar olduğu için daha çok ilgi görmüştü o sandık. Şimdi de çok rağbet gören eşyalar olmadığı için kendi beğendiğim eşyaların çıkması için beğenmediğim eşyalara ban atacağım. Şimdi 5 adet ücretsiz bir şekilde öğeyi çıkarma hakkımız var. Ban pik özelliğiyle. Şimdi kırmızı kısımdan bir tane seçiyoruz. Şimdi bakın bu şapkanın çıkma oranı yüksekmiş. Yine şu bir tık iyi. Yani şu bir tık daha iyi. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıdan iki tane ban pik özelliğini kullanma hakkımız var. Şöyle bir göz atayım. Saç çıkmasın. Şu çıkmasın. Bu arada bu setin ismi Nebula Kahramanı seti ya. Geçen işte ben sandığı inceliyorum diyorum işte hangisine ban atsam falan filan. Setin ismini sordu kuzenim bu mavili set ne diye. Nebula dedim. Neymiş setin ismi diyor. Nebula diyorum anlamıyor. Sonradan gösterdim inandı. Setin ismi ilginç olduğu için kuzenim inanamamıştı. Şimdi iki tane de buradan ban pik özelliğini kullanacağız. En çok çıkma ihtimali ne varmış? Paraşüt varmış. İki tane paraşütü banlıyorum. Tabanca ve paraşüt bende varmış. Bu arada yeni fark ettim. Şimdi tamam diyorum. Engel diyorum. Bakın burada da AG ile engel atma geldi. Şimdi 5 ücretsiz hakkımızı kullandık. Şimdi AG ile ban pik özelliğini kullanacağız. Bu çıkmasın. Bakalım. Her engel attığımızda diğer eşyaların çıkma ihtimali bir tık daha artıyor. Nebula seti çıkmasın. Herhalde buydu Nebula seti. Başka ne çıkmasın? Şu maske çıkmasın. Yani gereksiz bulduğum her şeyi banladım. Şu an 4 tane buradan, 2 tane oradan banladım ve 3000 AG harcıyorum. Şimdi öncelikle Royal Pass puanı ile bir açılım yapalım. Bir tane açma 90, 10'lu açma 810. Ben 10'lu açacağım öncelikle. Üstüne UC veriyorum. Eksik olan kısma. Full gümüş. Bende olan tabanca ve bir tava çıktı. Bir 10'lu daha açalım. UC'ye dönelim artık. Tam da istediğim set ve başlığı çıkarttım. Ben S4 eşyalar istiyordum. Kükreyen ayı seti ve şapkasını çıkartabildim. Gaza geldim. Hadi bir onlu daha açalım. 3 onlu olsun. Bari 416 desen falan verse. İtfaiyeci sırt çantası. Bu arada ben bunu çanta üstü sanıyordum. Ha, gördüğümde pek incelememiştim onu. Sis çıktı. Genelde gümüş çıktı. Gümüş de iyi. Gerçi sandık parçası alıyoruz. Şimdi biz neleri çıkartmışız bakalım. Bakın burada çantamız gözüküyor. Set ve başlığı çıkarttık. Tavayı çıkarttık ve sis çıkarttık. 3 onlu açtık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eşya çıkartmış olduk. Diğerleri hep gümüş. Bir de tekli açalım. Bakalım teklilerde şans oranımız nasıl. Gümüş. Bir daha deneyelim. Tekleri ne çıkacak onu da merak ettim. Çanta süsü geldi. Ananas prens süslemesi.
Bu kutu açılımını kuzenim İkbal'e yapacaktım. Ancak hasta olduğu için yanımda değil. Geçmiş olsun. Bu videoyu izliyordur büyük ihtimalle. İnşallah bir dahaki sezon, yani önümüzdeki sezon beraber sandık açılımı yaparız. Canım kuzim geçmiş olsun. Olan tabancadan verdi 3 etti bu. Keşke bunları parçalamak yerine arkadaşlarımıza hediye gönderme olsaydı. Çünkü bir sürü kopya eşya var. Parçalıyorum. Parçalamak yerine birilerine hediye etmek daha iyi olurdu. Sandık açılımı bu şekilde. Ben kendi beğendiğim eşyaları, yani daha doğrusu ben kendi beğendiğim eşyalara göre engel attım. Siz de kendi beğendiğiniz eşyalara göre engel atabilirsiniz. 5 tane ücretsiz hakkınız var. Sonrasında attığınız her engel için AG ödüyorsunuz. Ben sezon 4 eşyalarının çıkmasını istiyordum. Şansıma da araç ve AKM deseni hariç diğer S4 eşyalarını çıkarttım. Seti, başlığı ve tavayı çıkarttım. Daha doğrusu şapka. Araç deseni ve AKM'yi çıkartamadım. Yapacak bir şey yok. Zaten şu sezon 13 eşyaların hiçbirini beğenmiyordum. Onun haricinde buradan sadece şu seti seviyordum. Kızıl Komutan setini. Yani başka beğendiğim bir eşya yoktu. Geçen sezonun repeat sandığı daha iyiydi. Çünkü çok rağbet gören ve en sevilen sezon eşyaları vardı. İşte S2 maskesi, S2 seti. Onun haricinde işte tavşan seti ve başlığı falan vardı. Bu sezonun repeat seçim sandığı bu şekilde. Yani sezonlarını görebilirsiniz. 14, 13 ve sezon 4 eşyaları vardı. Ben sezon 4 eşyalarını beğendim ve şansıma da çıkartabildim. Her attığınız engelde diğer eşyaların çıkma ihtimali yükseliyor. Ama genelde bana hep gümüş çıktı. Kutu açılımımız bu şekildeydi. Repeat sandığı açılımını bekleyen sevgili izleyicilerim vardı. Her yerden yazıyorlardı bu sezon açacak mısın diye. Siz sevgili izleyicilerimi kırmayarak erkenden açtım. Daha bir tık daha Royal Pass puanı biriktirip açılım yapabilirdim. Ancak UC ile açmaya karar verdim sizleri bekletmemek adına. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Her gün en az bir video yüklemeye özen gösteriyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bakın envanterimdeki kopya eşyalara bakın. Koruyucu giysisi yani S2 seti. İşte klasik oyun kolu AKM. 2 tane P92. Bir tane sırt çantası. Bir tane palyaço maskesi. Yani bir sürü kopya eşya var. Çoğunu da şey yapmıştım, parçalamıştım. Yani üzücü oluyor. Keşke hediye etme olsa. Şöyle çıkan eşyalara da bakalım. Yani güzel çanta. Sis nerede? Onu da bir kuşanalım. Güzel. O da güzelmiş. Bir tık. Olan tabanca. Tavamıza bakalım. O tavada çizikler varmış yeni fark ettim. Beğendim ben bu seti. Güzelmiş. Yani bu setin çıkmasını istiyordum. Kuşanınca da daha çok beğendim. Sizce nasıl olmuş? Ya da size neler çıktı? Siz açılım yapmayı düşünüyor musunuz? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Seviliyorsunuz.